Şu anda bulunduğumuz yer Gülşehir sınırları içerisinde Kurudere mevkisi. Burada yaklaşık 400 adet büyük kayalardan oluşan küçük peribacalarıyla beraber belki bu rakam binlere bulacak. Kaya ormanı olarak adlandırdığımız, içerisinde binlerce peribacasının ve kayalardan oluşan Kurudere mevkisi içerisindeyiz. Burası Açık Saray mevkimiz gibi, Mantar Kayamız gibi Kapadokya'nın en korunaklı, bu zamana kadar hiç el değmemiş ve en güzel yapılarından oluşan bir yerdir Kurudere mevki. İnşallah buranın ileriki süreçte ışıklandırılarak ve yürüyüş yollarıyla beraber Kapadokya turizmine kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Gülşehir'in bu konuda elinde bir sürü değerleri, doneleri var. Biraz önce saydığımız gibi hem Açık Saray, hem Mantar Kayamız, Sencan Kilisemiz, Aziz Dimitris Kilisemiz ve Kurudere ve Kızılkatma mevkiimiz Kapadokya'nın turizmine çok ciddi manada bir yenilik katacaktır. Burası Kurudere mevkii, Gülşehir Çayır Mahallesi'nde olan Kurudere mevkii. Gülşehir'e 2 kilometre kadar mesafede. Burada 400 kadar büyük kaya oluşumu var. Burası tanınmıyordu. Kapadokya'da bilinmeyen Kapadokya olarak Gülşehir tanımlanıyordu. Burada bilinmeyen bir alan olarak böyle geçiyordu. Biz 2015 senesinde bir arkadaşla beraber Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na dilekçe vererek hem Kurudere mevkiindeki bu alanı hem de Hozankaya mevkii var Civele Köyü'nün hemen altında o alanı doğal sit alanı ve korunması için başvuruda bulunduk. Tabii dilekçemize geç de olsa bir cevap geldi. 2017 yılının Temmuz'unda bu alan 668 dekar alan doğal sit ve nitelikli koruma alanı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tescil edildi. Şimdi burası nitelikli doğal koruma alanı olarak Gülşehir turizmine kazandırılmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Burasını turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Burasının oluşumuna gelince Acıgöl Kalderası ve Karnıyarık Tepesi Volkan Konisi ile Tatların Volkan Konisi'nin püskürmesi ve akması sonucunda oluşmuş bu tarafa doğru Kızılırmak Vadisi'ne doğru gelen volkan külü, ayrıca şu karşıda gördüğünüz zamanda lav olarak akmış bazalt kayalar burasının oluşumuna katkıda bulunmuş. Buradaki alan daha sonra atmosfer şartlarıyla işte sel, yağmur, rüzgarla birlikte aşınarak burada 400 civarında büyük kaya oluşumuna sebebiyet vermiş. Burası gizli kalmış bir cennet sayabiliriz. Çünkü 400 tane peri bacası burada gizli turizmin hizmetine sunulmak üzere duruyor. Aslında peri bacası sözünün de bu kayalardan geldiğine inanıyoruz. Çünkü buradaki peri bacaları şapkasız peri bacaları. Buranın halkı bu kaya oluşumlarının üzerinde çukur bir alan var. O çukur alandan dolayı baca şeklinde olduğu için peri bacası demişler. Daha sonra şapkalı olarak meşhur olmuş ama aslında gerçek peri bacası bu görünen şapkasız olan peri bacalarıdır. Gülşehir'imize buranın katacağı değerleri bildiğimiz için yani emek veriyoruz. Elimizden geldiğince fazla fazla emek harcıyoruz. Burayı inşallah şeye kazandıracağız turizme. Buranın çok potansiyeli var. Bizi çay, biz bile şöyle, he, bizi çayla derdin mi?